Herkese merhabalar, ben Orak Aydın. Kemiksiz Köy'ün yepyeni bir bölümünde daha birlikteyiz. En son biliyorsunuz nerede kaldığımızı, bayağı bir şeyler geliştirmiştik. Nitekim o zamandan bu yana yine bir şeyler gelişti. Ufak ufak ben de geliştirmeye çalışıyorum bu süre zarfında. Ne kadar fazla geliştirirsek o kadar hızlı ilerleriz. Şimdi savaşta gördüğünüz gibi yine bizimkiler saplamış. Tabiri caizse, kaba olmadan en ince söyleyebileceğim herhalde bu kelime. Şimdi şunu bir fullleyelim. Bu arada bizim yavaştan yeniden taş almamız gerekebilir. İster istemez. Onu da not olarak düşelim. Ama ne yapacağımızı daha sonradan göreceğiz. Şuradan dilerseniz biraz yavaştan artık şeyi basmaya başlayalım. Büyülerimizi basmaya başlayalım. Bugün basacak epey şeyimiz var nasılsa. Hatırlıyorsunuz şurada büyücü kulesini geliştirmiştik. Artık 3. seviyeye bile geliştirebiliriz onu. Öte yandan basabileceklerimize bakıyoruz. Bunların hepsini zaten basmışız. Süper. Kaynak olarak daha fazla bir şey geliştiremiyoruz. Ordu olarak zaten geliştiremiyoruz. Kaynak başka. Bir de savunma. Savunmada basacak bir şeylerimiz var. Bunları ben basmayı unutmuşum tabii. Aferin bana. Bunları geliştiririm. Bunları ara iş olarak yaparız dilerseniz. Şu hava patlatıcıyı bir basabiliriz. 500 bin altın sonuçta iyi bir rakam. Oradan yavaştan başlayabiliriz bugün. 500 bin altın orada basacağımız ilk şey olsun. Şimdi bunlara geçelim. Şöyle güzel bir şeyler bulalım. 15 bine 21 bini geçelim. Evet, burada süper bir köy bulduk. Şimdi bunların hepsinin dışarıda olduğunu görebiliyorum. Altın lazım ağırlıklı olarak ve daha fazla da altın olduğu için altın ağırlıklı gitmeyi planlıyorum. Şimdi öncelikle şuradaki havana benim bir saldırmam gerekiyor her şeyin başında. Daha sonra şöyle geniş bir şekilde buradan saldırayım ki bizim çocuklar rahat bir şekilde. Öncelikle şurada 3 defansı almam lazım. Bu 3 defans benim için gerçekten yıkıcı. Bu 3 defansın ardından şöyle yine geniş bir şekilde buraya saldıralım. Sonra ilk duvar kırıcımızı şuradan, zaten tek duvar kırıcımızı şuradan gönderdikten sonra buraya biraz birkaç tane daha goblin gönderelim. Çünkü köy binasının alınması burada ayrı bir önem taşıyor. Ek olarak şuradan da sağlı sollu olarak birkaç goblin bırakmam, dışarıda kalmış olan depoları almamda büyük yardımcı. Nitekim altının çoğunu bu şekilde almış bulunuyoruz. Buradaki havan biraz sıkıntı yarattı fakat yukarıdaki neredeyse bütün gördüğünüz gibi altın depolarını aldık. Ve bayağı da temiz bir şeyimiz oldu. Altın haznesini doldurduk. Bir tek şuradaki altın deposunu alamadık. 319 bin altın benim için güzel bir rakam. Hatta az daha zorlasaydım neredeyse şeyi basacaktık bile. Bu hava savunucusu mu? Neyse artık siz söyleyin adam. Süper. Gidelim şuradan barbarlarımızı bitirelim. Barbarlar bizim için mühim. Ek olarak bu bölümde belki şu ordu kampını biraz daha genişletebiliriz. Yavaş yavaş bu ordu kampı artık bize sığmamaya başlıyor. Bu 750 bin gerektiriyormuş. Bu 750 bin gerektiriyormuş. Üçüncüsü nerede? Üçüncüsü de burada. Bu da 750 bin gerektiriyor. Güzel. Belki 750 bin biriktirdikten sonra bir de bunu geliştirmek yoluna gidebiliriz. Görelim. Şimdi 47 bin geçiniz. Bu arada biraz daha keşke farming için askerim olsaydı ya da onun defansları dışarıda olmasaydı da bir ihtimal belki bu iksirleri falan da alabilirdik. O da güzel olurdu. 71 bin geçelim. Yani bunlar aslına bakarsanız güzel rakamlar olmakla birlikte artık bize az geliyor. Onu da söyleyeyim. 10.000-10.000'i geçiyoruz. 20.000-16.000'i geçiyoruz. Evet, yine süper bir köy. Hatta mucizevi bir köy. Şimdi öncelikle şu defansları alırsam benim yukarıdan girmem için beni tutan bir şey olmayacak gibi gözüküyor öncelikle, onu söyleyeyim. Şu an duvar kırıcıların bugüne kadar en gereksiz olduğu noktadayım, onu da ek olarak söyleyebilirim. Şuraya 3-5 tane daha bırakayım ki sıkıntı yaşamayalım. Ben yine şuradan geniş bir şekilde buraya bu askerleri yollayayım. Şuraya hatta birkaç tane daha bırakmam gerekiyor ki orada son defanslar da yok olsun. Süper. Defansları hallettik. Yukarıdan gelen şuradaki okçular için artık önlerinde duracak pek fazla bir şey yok. Depolardan tutun yukarıdan gelen köy binasından saldıranlara varana kadar hepsi yolunu bulacak gibi gözüküyor. Bir tek şuradaki havan biraz can sıkabilir. Ona da şu an için yapacak ne yazık ki bir şey yok. Ama öte yandan bakıldığında da yukarıdan bayağı bir okçu temizleye temizleye aşağı iniyor. Benim buradaki havanı ve şuradaki birkaç tane defansı almamın da nedeni aslında bu sorunlarla daha sonradan karşılaşmamak. Şuradaki depoların içi dolu. Ne yazık ki oraya çok fazla asker gidecek mi? Gider. Oradakileri alırlar. Evet, iksiri aldık. Şimdi altını dilerseniz alalım. Evet, sağdaki iksir deposu da, altın madeni de rahat bir şekilde temizleniyor. Şuradaki depoda pek bir şey kalmamış gibi bu depoların içerisinde. Çünkü ağırlıklı olarak şu alanda bulunuyor gibi geliyor bana.
Evet, buradaki altını aldık. Son olarak iksir. Şurada bir tane daha kalmış. Bu ikisinin içerisinde de herhalde bir 50-60 bin şu ikisinin toplam var. Evet, depoların içinde pek bir şey yok. Dolayısıyla aldığımız bize yarayacaktı. 267 bine 216 bin süper bir rakam. Devam edelim. Şimdi 724 bine oldu. Bu arada isterseniz savunmadan gidelim, hemen şu hava savunmasını bir basalım. Hava savunmasını basmıyorduk biz. Durun. Neyi basıyorduk? Şu hava patlatıcıyı basıyorduk. Evet. Çünkü daha yüksek maliyetli olan bir şeydi. Süper. Bu bir. 750 bine bir tane daha şey basacağız. Ordu kampı basacağız. Bunu da unutmayın. Bu da bizim yine yapacağımız şeylerden bir tanesi bugün içerisinde. Duvar kırıcı şu an almıyorum. Duvar kırıcım çünkü fazlasıyla var. Pek gerek olacağını düşünmüyorum. Bunu buradan harcayalım. Son olarak da şuradan biraz goblin basalım. Ve yeni bir savaşa doğru hızlıca ilerleyelim. Evet, buna saldırılır. Gayet keko bir köy. Bu arada duvar kırıcıları da kullanmamız için bize bahane oldu. Onların hepsini buradan açtıktan sonra içeriye doğru geniş bir şekilde bütün askerlerimizi öncelikle yayalım. Bu ilk başta defansla güzel karşılaşacak. Arkasından yine biraz daha geniş bir bantta okçularımızı gönderelim. Çünkü ilk saftaki defansları da bu şekilde alabilmemiz mümkün olacak. Onu da söyleyeyim. Derken gayet güzel bir şekilde aldılar. Şuralara birer tane daha bırakalım dilerseniz. Onlar da gerekirse %50'ni tamamlarlar. Ama nitekim zaten bir yıldız en kötü ihtimalle alırız. O konuda bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Altının hepsini aldık. Geriye kalan iksir şurada var. Biraz da şurada var. Bu ikisini de aldıktan sonra işimizi rahatça görürüz zaten. Nitekim %50'ye de geçtiğimiz için yıldız sorunumuz olmuyor. Şimdi geriye kalan bütün iksirin şuradaki deponun içerisinde olduğunu düşünüyorum. Nitekim öyledir tahmin ediyorum. Oraya alacak bir şeyim ama ne yazık ki yok. O yüzden daha çok uğraşmayacağım. 153 bin 138 bin gayet güzel bir rakam. Dönelim bakalım burada neler varmış. Evet. Şimdi şunu bitirelim. Arkasından biraz daha duvar kırıcı basacağız. Unutmayın. Unutturmayın. 1, 2, 3, 4, 5. 4 yeter bize. Şuradan bunu tamamlayalım. Arkasına dönelim. Şuradan okçu basalım. Bayağı karıştırdık bu arada düzeni. Onu da söyleyeyim. Evet. Ne alemdeyiz? 121. Devam edebiliriz. Hadi koşalım. Evet. Bayağı arattırdı bu sefer. Bunların çoğu depolarda. Onu öncelikle söyleyeyim. O yüzden öncelikle şu bandı bir temizlemem lazım. Arkasından okçularla orayı alacağım. Alt kısma da goblinleri göndereceğim ama duvar kırıcıları göndereceğim. Öyle bir planım yok. Şimdi gerçi duvar kırıcıya da gerek yok. Oo, son seviye ejderha çıktı ya lan. Neyse, o zaman burayı biraz bekleteceğiz arkadaşlar. Şöyle bir planım var. 3-5'ini şuradan gönder. İlk duvar kırıcıyı buraya at, tamam mı? Sonra bunlar burayı alırken, yani bu depo temizlenirken, tamam mı? Arkasından 10 tanesini buraya, 10 tanesini de diğer tarafa göndereceğim. Şu bir. Şöyle geniş bir şekilde alayım ki büyücülerden de kaçsın. Bu şekilde ejderha sola doğru giderken bizim çocuklar aşağıda bir şeyler temizlemeye çalışacak. Nitekim altını alamadık. Ama iksir güzel toplayabildiğimizi düşünüyorum. Bakalım sonuca. 138 bin iksir almışız. Güzel, altını dediğim gibi pek alamamışız. Canımız sağ olsun. Şimdi şuna bir basalım şuradan. Fulleyelim. Arkasından dönelim şuradan. Barbarımızı basalım. Sonunda da gidelim şuradan 5 artı 6 artı Goblinos. Hadi bakalım yeni bir savaşa doğru gidelim. Evet, yine güzel bir ganimet. Bu aralar ganimet ne kadar çok arattırdı ya bugün. Normalde bu kadar olmaması lazımdı. Burada bir şeyler var. Öncelikle şuraya ve sonra şuraya bir adam gönderelim. Şunları bir alsınlar, tamam mı? 1-2, 1-2, 1-1. Şuraya da bir tane 1 bırakırsak güzel. Şimdi defansları güzel, fena değil. Nereden gireriz biz buraya? Zor bir soru ya. Neyse şuradan girelim abi, ne yapalım? Tamam mı? Şuraya geniş bir bant olarak bırakalım. Bunlar burayla uğraşırken biz çocukları şuradan içeri sokalım. Tamam mı? Bunlar buradan girsin, içeriye dağılsın. Şuralara da dikkat bozucu 3-5 tane asker bırakalım. Tamam mı? Bu arada bizim çocuklar da içeride iş görsün. Yani madem defans alamayacağız, en azından dikkat dağıtıcı olarak onları bir argümanda toplayalım. Onları bir kullanalım. Bu bir yöntem ve güzel de gördüğünüz gibi işe yarayan bir yöntem oldu. Ama bugün bayağı bir ganimet uğraştırdı. Öncelikle bir onu söyleyeyim. Hakikaten bulması zaman aldı. Neyse, bu savaşı bitirebiliriz. Ya direkt onlarla savaşıyor olsaydım muhtemelen bir şey alamayacaktım. O yüzden
Şu an bayağı da faydalı oldu. 2 yıldızda 60.000 de ekstradan bir şeyler aldık. Şimdi dilerseniz bir ordu kampı daha geliştirebilirim ama öncesinde benim tabi öncelikle bütün askerlerimi tekrar basmam lazım. Çünkü onların eksikliğini yaşarsak büyük sıkıntı olabilir. Şuradan 5 tane daha dilerseniz basalım. Üst kısmını okçu olarak tamamlayalım. Çok fazla bastık. Biraz azaltalım. 6. Yeni duvar kırıcılar. Üstüne yine okçular. Arkasından biraz daha goblin bastık mı? 758.000 ne yazık ki. 750.000'den aşağı düştük. O yüzden yeni bir savaşlar yaptıktan sonra herhalde onu basarız. Şimdi o zaman... Aa, burada güzel bir şey var bu arada. Adam birçok şeyi içeri bırakmış. Akıllı. Of, çok duvar kırıcı yapmışım ben ya ne yazık ki. O yüzden şuraya geniş bir şekilde dalalım da. Şuradan bir grup girsin. Şuradan bir grup girsin. Yine şuradan bir grup döndürelim. Tamam mı? Arkasından şuradan biraz goblin. Buradan biraz goblin. Sonra da şöyle çevreleyici bir şekilde çok sevgili okçularımızı da içeri sokalım. Bu kadar yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Gerçi defans yine merkezde varmış. Belki şuradan biraz daha sağdan hafif hafif gönderebiliriz. Kara iksirim olmadığı için kara iksiri alsam da pek bir işe yaramıyor ama kara iksiri de var köyde. Neyse, bu arada bütün ganimeti de topladık. %50'yi bekleyelim, işteyse biraz daha kupa çıkmış oluruz. Nitekim zaten %50'yi rahat alır. Aldı, evet. Bitirebiliriz. 136.000'e 120.000 almış. İyi, kısa günün karı. Allah bereket versin. Dün ne durumdayız? Şu an zaten 850.000'i falan geçtik. O yüzden isterseniz hızlıca şeyi basalım. Ordu kampımızı basalım. 799.000'de şeyimiz var şu an. İksirimiz var. Altınımız var, pardon. Şu ordu kampını bir geliştirelim. Bu bizim birinci şeyimiz olsun. Şu an büyücü kulesini 3. seviyede geliştirebilirim. Bunu da yapalım. Sonra bir tane daha geliştireceğimiz ana bir şey olacak. Onun da ne olacağını hep birlikte karar vereceğiz. Biraz daha iksir kasarsak bu noktada laboratuvarın da yeni geliştirmelerinden bir şey yapabiliriz. Bu da bizim için değerli. Zaten çok rahat burada basacağımız şeyler var. Mesela şu 250.000 bombacı, hiçbir şey. Yine dev aynı şekilde hiçbir şey. Bunları bugün değerlendiririz. Ek olarak da altınla basılan yüksek bir şey daha basalım ki hiç değilse biraz daha şeyimiz güçlensin, elimiz kuvvetlensin. Şimdi şuradan gidelim, goblinimizi basalım. Ne durumdayız? 110. Tamam, Allah bereket versin. Devam edelim. Evet, buraya saldırılır mı diye düşünmüyor değilim. Ama saldırmak da lazım şimdi, o da Allah var. Birçok şey içeride, bayağı da bir duvar kırıcımız var. Dolayısıyla saldırmamızda büyük fayda görüyorum. Şimdi içeriye şuradan bir girelim öncelikle. Tamam mı? Şöyle çapraz bir alanda genişçe alarak girelim. Hadi biraz daha hızlı ilerleyin arkadaşlar. Fazla sıkışmış durumdayız çünkü. Şöyle yine genişten biraz daha alalım ve içeriye biraz daha okçu gönderelim. Sonra esas vurucu kuvveti olan bu çocukları gönderelim. Goblinlerimizi bir grup daha gönderelim. Tamam mı? Sonra bir grup daha gönderelim. O da köy binasına gitmeye karar verdi. Çok verimli olmadı ama köy binasını aldı, en azından yıldız kaybetmedim. Öyle bir güzellik var. Ne kadar alabilirler? Şüphelerim var doğrusu ama bakalım gittiği yere kadar. Evet, bayağı bir şey alamadık. Öyle de bir gerçekle karşı karşıyayız şu an. Evet, dilerseniz yavaştan devam edelim. Evet, sağdaki üste bir kaldı. Onu da zaten alsan olacak, almasan olacak. 118.000 yine de kötü değil. Hani yani böyle enseyi karartmamıza da gerek olmayan bir durumda olduğumuzu da söyleyeyim. Ek olarak zaten neredeyse tekrar bir doldu burası. Şimdi 191.000. 250.000 yaptıktan sonra şu şeyi bir alalım. Öncelikle o bizim için bayağı bir önemli. Geliştirmeyi yapmamız gerekiyor. Şimdi şuradan barbarların hepsini tekrar bir yükleyelim. Güzel. Sonra dönelim ikinciye, şuradan okçumuzu basalım. Son olarak da şuraya dönüp 5 tane artı geriye kalan kısmına da goblin basalım. Ve yeni bir savaşa doğru gidelim. Var mı yeteri kadar asker? Aynen var. Süper. Burayı alabilir miyiz? Muhakkak alırız gibi geliyor. Umarım, inşallah. Öncelikle şuradan bir girmemiz lazım. Orası bizim için güzel bir girme yeri. Buraya birkaç tane bırakalım şöyle. Havanları meşgul ettikten sonra şuradan da içeriye tekrar bir girelim. Tamam, 3-5 tane burayı meşgul edecek şeyler tutmam lazım ki bizim çocuklar içeride havanlardan çok etkilenmesinler. Havanı o yüzden biraz daha meşgul tutma bağına şuraya 3'er 5'er tane bir şeyler bırakıyorum ki bizim çocuklar gerektiği kadar fazla yayılabilsin. Tamam mı?
Orayı aldıktan sonra da şöyle geniş bir şekilde ve şuradan içeri girebilecekleri şekilde biraz daha okçu bırakalım. Sonra birer ikişer tane daha bırakalım burada, yine meşgul olsunlar. Ama biz içeriye asıl çocukları tekrar gönderebilirim. Süper. Oldu mu? Bence oldu. Şu an sıkıntı şuradaki tabii ki büyücü kulesi esas etkili olan. Ama o da zaten en son koruduğu şu iksir deposunu da kaybettikten sonra geriye pek bir şey kalmayacak gibi gözüküyor. Nitekim öyle oldu. %50'yi de geçtik. Bu saatten sonra alacağımız herhangi bir şey yok. Köy binasını da aldık. 2 yıldızda şu an bu savaşı bitireyim mi, bitirmeyeyim mi? Bitireyim ya, boşver. Çünkü o askerlerle zaten %100 alınmayacak. O yüzden pek de gereği yok. Şimdi bir yıldız daha alırsam eğer gördüğünüz gibi şey olacak. Bir yıldız daha alınca bonus olacak. O yüzden dilerseniz onu 3 yıldızla tamamlayalım. Bu şekilde benim hiç değilse dışarıda bir tane köy binası vesaire bulmam ya da oradan kolay bir şeyler almam gerekiyor. Onu da az askerle rahat bir şekilde alabileceğim bir köye gidelim. Mesela şurası. Tamam mı? Şurayı şöyle bırakalım. Arkasından da 17 tane okçuyu şöyle bırakalım. Bu köy binasını aldıktan sonra bize zaten 60.000 falan daha bir bonus gelecek. O şekilde de biraz daha ganimete kavuşmuş oluruz. Nitekim aldık. Süper. Şimdi buradan bir 60.000 daha gelsin. Kısa günün kârı diye şunu da cebimize koyalım. Sonra gidelim hemen laboratuvardan bir tane geliştirme basalım. Ne bassak acaba? Dev mi bassak? Bu tabii ki duvar kırıcı. Duvar kırıcı çünkü aktif olarak kullanıyoruz. Şimdi geriye kaç altınımız kaldı? 441. 400.000 civarı bir şey. Hava savunmasını geliştiremiyoruz. Burada top var 200.000'e. Aynı zamanda şurada iksir deposu var 250.000'e. Onu geliştirebiliriz. Şu an 1.6 milyon olduğu için pek de ihtiyaç yok. 180.000 mi? 200.000 mi? Tabii ki 200.000. Peki daha hızlı geliştirebileceğim, daha fazla geliştirebileceğim ne var diye bakıyorum bir anda. Bu 800.000'miş. Havan 800.000'miş. Bu 540.000'miş. O zaman yapacağımız çok kolay. Hemen gideceğiz. 540.000'e bunu tamamlayacağız ki maksimum rakamda burada şey harcamış olalım. Çünkü bizim için epey bir değerli. Yani burada ne kadar az altın tutarsak o kadar az altın kaybederiz. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Hemen gidelim şuradan biraz daha okçumuzu basalım. Arkasından gidelim şuradan biraz daha goblinimizi basalım. Bu arada artık yeni bir gem alma zamanımız geldi ne yazık ki. Süper. Burada bir tane daha dışarıda olan bir şey var. Yapacağım şu arkadaşlar. Şuraya 4 tane duvar kırıcıyı göndereceğim. Sonra şuradan ilk başta ilk grubu göndereceğiz. Arkasından da direkt şuradan geriye kalan grubu içeriye sokacağız. Havanı da meşgul etmek için 3-5 tane bir şey gönderirsek yeteri kadar iş görür. Şimdi şuraya bir seri, diğer tarafa bir seri, özellikle havana bir seri. Çünkü havan orada bizim için tehlike arz ediyor. Geriye kalan da goblinler yapalım. Zayıf kaldıkları yerde goblin bunlara destek olsun. Şuradan geriye kalanını gönderdik mi zaten bütün köyü almış gibi oluyoruz. Tepede sağda solda bir şey var mı? Yok. Geriye kalan kısmında ya işte klan kalesinde. Zaten klan kalesine şu an saldırılıyor. Ya depoların içinde. O da pek sanmıyorum. Klan kalesinin içinde değil de belediye binasının içindedir gibi geliyor. Şuradaki sihirbaz kulesi de indi. Bu da bizim için bayağı rahatlatıcı bir şey oldu. Şuradaki top iner mi emin değilim ama sağda solda gördüğünüz gibi depolara fazlasıyla saldırmaya başladık. Bu da güzel bir şey. Evet, bekleyelim mi, beklemeyelim mi, bekleyelim mi, beklemeyelim mi? Ama şurada bir tane daha havan varmış. O yüzden pek de bekleme niyetim kalmadı. Evet, buradan da gördüğünüz gibi 213.000 aldık ve çok rahat bir şekilde şu hava savunmasını da basaraktan yavaştan bu bölümde sonuna gelebiliriz. Unutmadım, aklımda şu savunmaların hepsini teker teker de basacağım. Bunu da bundan sonraki bölümde göreceksiniz. Eğer benimle birlikte gidiyorsanız eş zamanlı olarak muhakkak siz de bunları arada basın. Genel olarak bölümle ilgili söyleyeceklerim bunlar değil mi? Lütfen aşağıda bulunan beğene de beğenme düğmeye tıklayın. Bunları gerçekten ciddiye alıyorum. Herhangi bir sorunuz, yorumunuz ya da başka bir şey varsa yorumlar kısmında kullanabilirsiniz. Sol altta Instagram adresimi görüyorsunuz. Oraya abone olabilirsiniz. Beni buradan takip edebilirsiniz. Ek olarak facebook.com/TurkçeKlaşofClans bizim sayfamız, oraya da bekliyoruz. Aşağıdaki şeyleri tıklarsanız da kanala abone olursunuz. Bu şekilde yeni videolarla haberdar olursunuz. Son olarak da tekrarlıyorum. facebook.com/TurkçeKlaşofClans'a da bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.